Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Tashrif ko'rsatuvi yana efirda. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Urganch davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti ijrochilik va madaniyat kafedrasi mudiri, taniqli san'atshunos, san'atshunoslik bo'yicha falsafa doktori Botir Rahimov bo'ladilar. Domla, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Siz bilan ko'rsatuvni tashkil qilish bo'yicha bir necha bor kelishdik, lekin ma'lum bir sabablar bo'yicha bu ko'rsatuv yozishimiz orqaga surildi. Endi bu yaxshi sabablar edi. Albatta, mana eshitishimiz bo'yicha ana shu siz ilmiy ish olib borayotgan edingiz, ana shu ilmiy ishlarni nihoyasiga yetkazib, yozayotgan kitobingizni ham mana yakunlabsiz. Mana endi mana shu ko'rsatuvni yozish baxti musharraf bo'lyapti. Avvalambor ana shu yakunlangan ishlar bilan sizni tabriklaymiz. Endi shu kitoblarni mazmun mohiyatidan boshlaymiz-da ko'rsatuvni. Nimalar haqida edi bu kitob? 2021 yil bizlar uchun bir acayip bir bok geldi. Birinciden bana iki de hukuk kollarımız çap kıldı. Ondan ki bana uzak vakardan beri ilmi izlen şart getirdik. Şu sentyabr ayda sene şansı boyunca felsefe doktoru okumaya kıldı. Tabii ki nasılsın güvenli. Şimdi bu kitapla hakkında toktaladığım olsak, bunu hemen şu Xorazm'ın musiki enenleri, Xorazm mumtaz musikası, Xorazm makamlarını tarihi, icra ananeler bilen bağlandı. Şimdi şu birinci yazdığım mekan kitabımız büyük sabıdan çalgı icraçılık tarihi deyip namlanadı. Çünkü bana yönelişleri de bizim üniversitede hazır Sereşmanlık Fakültesinde çalgı icraçılık yönelişi var. Lekin aldınkı çıkan kitaplar var. Yani çalgı icraçılık tarihi, çalgı icraçılık tarihine bir nezer, yani nezeriyesi asasları diye yani türlü müelliflerine gelir. Lekin min efsus o şey kitaplarda Xorazm vohasına xos bo'lgan, Xorazmdagi ijrochilik an'analarini xos bo'lgan narsalar deyarli o'rgatilmagan. Kam miqdorda to'xtalib o'tilgan. Shuning uchun bu kitobni asosiy yozishimizdan maqsad o'quv qo'llanmani yoshlarga o'sha yoshlarni nimasiga o'tkazishimizdan maqsad shu Xorazmdagi Xorazmga xos bo'lgan cholg'u sozlari haqida, ularning tuzilmalari, ularning ijrochilarini va cholg'u sozlarini xos bo'lgan o'sha janrlarni kirgizishga harakat qildi. Misol sifatida mana chaq xalqlarida keng tarqalgan tor cholg'u asbobi bor. Rubob deb ataladi bu. Ko'pgina manbalarda berilganki, uni asosiy vatani Xorazmdir. Lekin keyingi vaqtlarda mana 18-19 asrlarda ko'p manbalarda yozilgan tor Xorazmni, Xorazm vohasini Ozarbayjondan kirib kelgan degan tushunchalar bor yoki bo'lsa ayrim manbalarda berilgan Irondan kirib kelgan degan tushunchalar bor. Shularni biz tarixiy asoslar, ularni o'rganib ularga xos bo'lgan manbalarni ko'rib, o'sha torni haqiqatan ham Xorazmga xos ekanligini ko'rsatib o'tdi. Keyin qolaversam mana boshqa vohada uchramaydigan, O'zbekistonning boshqa hududida uchramaydigan bulomon cholg'u asbobi bor. Lekin bulomon o'shanga nima xos bo'lgan cholg'u asbobi Ozarbayjondan bo'lgan. Yoki bo'lmasa mana Xorazmda surnoy ijrochilik o'ziga xos maktabi bor. Mana surnoy bizdan ijro qilinadi O'zbekiston deyarli hamma joyda, lekin Xorazmda surnoy o'sha qaytarma nafas uslubi bilan ijro qilinadi. O'sha qaytarma nafas uslubi va surnoyga ijro qilingan kuylar suhbatdagi shuning nima bo'lganki, Xorazmda surnoyning ovozi qancha baland bo'lsa, surnoy jo'rligida aytiladigan ashulalar bo'lgan. Ana birisi misol sifatida o'sha bir Allohim degan ashulalar bo'lgan, mana xalq ichida mashhur masala. O'sha surnoy jo'rligida aytiladi. Lekin uni ham nima uchun surnoy jo'rligida aytilgani sababi bor. Chunki surnoy chaqlovchi asbob. Ya'ni bizni chaqiruvchi asbob. Asosan surnoy katta-katta sayillarda, to'y tomoshalarda o'tmishda shu chorlovchi asbob bo'lgan. Ya'ni shu surnoyda aloma yig'il chalingandan keyin odamlar bilgan qandaydir bir joyda surnoy ovoz chiqib turgan joyda to'y bo'layotganda, to'y bir tadbir bo'layapti. Turganlar. Yoki bo'lmasa mana o'sha bir misoli sifatida shuni aytib o'tish mumkin, o'tmishda mana Buxoroda, Xivadagi qalalarning ustida nog'araxona degan joy bo'lgan. Ya'ni o'sha joyda maxsus o'sha xon tomonidan ajratilgan surnoychilar chiqib, ma'lum muddatda kuy chalganlar. Mana bizda bir misol sifatida aytib o'tish mumkin, mana Xiva vaqti bilan soat 7:00 degan bir yaxshi film konserti bor. O'sha film konsertda ham rejissyor shu Xorazmga xos bo'lgan narsani juda ustalik bilan foydalanib, Kuronboy bobojon o'sha Xorazmiy nimasida Kuronboy surnoychi degan mashhur sozanda o'sha qalon tepasida turib, o'sha san'atkorlar, boshqalar yig'ilishdan oldin kuy chalib turadi. Bu ham shu bir o'ziga xos chorlovchi narsalardan biri bo'lgan. Shuning uchun o'sha rejissyor ustozlik bilan ko'rsatib o'tib ketgan.
Biz ana şu ötmüşteki bizdeki bugün çalgı sazları, mana bizde simtor diye çalgı asbabı bugün Xorazmda. Lakin başka yerlerde bu simtor işletilmeyen. Bu hakkında Matyusuf Qarratipni o'sha Xorazm musiqi tarixchasi degan kitobda bir qancha ma'lumotlar bergan. Yaqin qisqasi o'sha o'quv qo'llanmagan Xorazmga xos bo'lgan ijro uslublari, Xorazmga xos bo'lgan chalg'u sozlari haqida lozim ma'lumotlarni to'plashlari kerak. Endi bu kitobni ham mualliflari ham bor ekan, tushunishimizcha ular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Bu ikkinchi kitobimizda ham ma'lumot keltirilgan narsalar Xorazmning urfiy maqomlari degan. Endi ko'pchilik shunday savol bo'ldi, ko'p joylarda bahs tortishuvlar bo'ldi. Nima uchun urfiy maqom bor? Nima uchun oldin bo'lmagan bu so'z degan? Yo'q, bo'lgan. Xorazmda o'sha Xorazm maqomlari degan tushuncha o'zi bu o'tgan asrning 50-60 yillarida yangi bir paydo bo'lgan so'zlardan biri. Aldın Xorazmda o'sha maqomlarni o'zining xos usubuna qarab, ularni janrına qarab aytdilar. Misol uchun mana 6.5 maqom degan tushuncha bor, dutor maqomlari degan tushuncha bor, surnoy va o'yin maqomlari degan tushuncha bor. Lekin shuni bir nima bilan, bir nom bilan Xorazm maqomlari deb aytdilar. Shundan biz mana shu kitobni nima uchun urfiy maqomlari degani, bu urf xalqning ichida urf odatga kirgan narsalar bo'lgan. Ko'pchilik joyda shunday bahsa bo'ldi, nima uchun an'anaviy demadingizlar? An'anaviy degani, misol uchun bir ustozni qilgan narsasini aynan shogird shunday takrorlasa, an'ana bo'ladi. Ya'ni o'zgarmasdan takrorlanmasdan. Lekin urf-odat bo'lsa, odatga kirgan, uni qandaydir ma'noda boshqacharoq yondashuv bilan, boshqacharoq shakl bilan qilingan. Shuning uchun ham Xorazmda mana 6.5 maqom ikki yo'nalishi bor. Birisi o'sha Niyozjon Xo'jani tartib qilgan 6.5 maqom. Ikkinchisi urf-odat sifatida saqlanib qolgan 6.5 maqom. O'sha 6.5 maqom tambir chizig'iga yozilgan 6.5 maqom bu asosan saroy maqomi bo'lgan. Bular maxsus saroy deganda hozir ko'pchilik o'yladi, o'sha Xivadagi xon saroyida yo'q, saroydan maqom ijro qilinadigan maxsus joylar bo'lgan. O'sha joydan maxsus joylarda ijro qilinadigan maqomlar bo'lgan. Bular hammasi tartiblashtirilgan, qonunlashtirilgan o'sha maqomlar bo'lgan. Hatto kech mana ayrim manbalarda bor, o'sha 1881 yilda Kamil Xorazmiy tomonidan Xorazm tambir chizgilari yozuvi yozib tugatib, xona birinchi tuhfa qilingandan keyin 1882 yilda xon tomonidan farmon berilgan. Xorazm maqomlari xalq mulki. Kimda kim uni buzib ijro qilsa, jazoga tayinlanadi. Qarangki, o'shaning uchun bu tartiblashtirgandan keyin o'sha 6.5 maqomni Niyozjon Xo'ja tartiblashtirgani o'sha saroydagi maxsus joylarda ijro qilingan. Xuddi hozir mana konsert auditoriyalarında başka joyda ijro qilingan deb maxsus ijrochilar tomonidan ijro qilingan. İkincisi bu, urf qilingan odat qilingan maqomlar bular xalq ichida, oddiy avom xalq ichida yurgan maqomlar bo'lgan. Ularda shart bo'lmagan misol uchun bir tara maqom, izindan tarona yoki bo'lsa talqin boshqasi ijro qilinadi. O'shanda qandaydir bir namunalarni to'ylarda, tomoshalarda yoki bo'lsa katta bir bazmlarda ijro qilinganlar. Nimaga domla uzr, nimaga 6.5 maqom deb aytiladi o'zi bu 6.5 maqom? Juda ham katta bahs taraf qoladigan narsa, o'zi aslida Xorazmda nima uchun 6.5 maqom? Nimaga 7 emas, nimaga 6 emas, aynan 6.5? 6.5 maqom deyishiga sababi Xorazmda o'sha Iroq maqomi, misol uchun Xorazmdagi tartib qilingan vaqtda o'zi 6 maqom bor. O'sha Iroq maqomini so'z o'qilmagan. Ya'ni ustozlar shunday ishlagan Iroq maqomini. Bunga so'z hojati bo'lmagan. Iroq maqomi. Endi o'sha Iroq maqomini so'z o'qilmaganligi uchun 6.5 deganlar. Chunki Iroq maqomi yarim bo'ldi. To'liq emas. Lekin ayrim manbalarda yozadiki, panjgoh ham bor edi. Lekin panjgoh rost maqomni ishlangan, rost maqomi ichida ishlangan maqom bo'lgan. Unaqa narsalar ko'p bizda. Misol uchun boshqa maqom ichida ham ishlangan maqomlar bor. Mana rost ichida chargoh bor, boshqasi bor. Lekin tartiblashtirganda haqiqatan ham o'sha 6.5 maqom yarim deganligi o'sha Iroq maqomini so'z o'qilmaganligi, panjgoh maqomi ko'p joylarda yozilganki 7-chi maqomdi. Yo'q, bu 7-chi maqom emas, bu rost maqomini tarkibida tashkil qilingan, tuzilgan maqom bo'lgani uchun oldi. Endi domla shu o'rinda aniqlashtirib ketaylikda, keyin yana o'sha kitobga qaytamiz. Ozarbayjonlardagi mug'om so'zi bilan bizdagi maqom so'zi ikkalasi bir xil ma'noga ega so'zlarmi yoki boshqa-boshqami? Bu narsa tilshunoslarning vazifasi bu, so'z ma'nosi. Lekin shu musiqiy ifodalar bilan qaraydigan bo'lsangiz, maqom, mug'om, raga bu hindlarda yoki bo'lmasa boshqa xalqlarda turli nomlar bilan aytiladi. Lekin maqom degan o'zi nima bu? Maqom degani daraja. Ozarbayjonlarda ham shu daraja, bizda ham shu daraja maqom deb tushunilgan. Lekin maqomda asosiy yetakchi narsa
çalgı sazı bulmak. Bunların namlanışı, oşa Ras, Duya, Sega, İraq, Hancya, bunlar hepsi oşa çalgı esbabının perdesine maslanıp namlanıyor. Şöyle üçünün, şu Azerbaycanlılarda hem şunu tertip var, onlardan mı Sega, onlardan mı Duya, bu derece bu. Şah haklarındaki melun bir nümege yetken derece. Oşanın üçünün bula makam, muğam hepsi bir kıl çünkü. Demek ki oşa devirlerde musika şunaslikte, şuna kadar indi musika şunaslik hem de baytık bulmayın, bu peyde cüdeyem ilmi terzide örgenilmegen musikalar, lakin şuna kadar tertipler var iken ki, bana Avrupa musikası da, musikası da ki, mesela sanata dedi. Fuga, preludia, kantata. Demek ki şunge okşagen bir nümeler bizden, nümelerimizden var iken de, demek ki oşa namlanışı. Ya, mesela misal için makama şunu indesin, makama bir derece. Mesela sinfonya için değil. Bir sinfonya buluşu için onun içinde bir kısmı bütün sanata geteyim buluşu gerekiyor. Bir sanata buluşu için onun bir kısmı bir sanata geteyim buluşu gerekiyor. Sinfonya'dan özünün kanunu var. Oşanın için hem sinfonyanı hemen hemen iş icra kılamaydı. Hemen hemen işliydi. Maksuz cahillerde, maksuz oşa tergerlik bulan cahillerde işliyorlar. Makama için değil. Bayağı atkenimiz yok. İşte saray makamı degende makamını işitiş için, makamını biliş için aldım ona tiyar buluşu gerekiyor. Her bir tıklam için. Bana bir gün günde ayırtadık mı? Ne için yaşlan makam işitmedi, makam bilmedi? Böyle de yaşlan makam var. Lekin onun kandayı derecesi iken dekini hali geçerli ben yok. Onu iştiş derecesi geçiş gerek de insanı aldın, doğru mu? Onun için benim bir müddet hayat yolunu basıp ötüş gerek benim için. Bu olmasa onu özge sindiriş, engelleş gün rakip oladı. Çünkü makamlarda karan, ben rast makamını aladığım olsanız bu Allah Teala'ya bahşede kılınır neyse. Birinci rastını tene makamı da hem de sana okuladı. Yaratken gel. Yani Halazım rast makamında şimdi ifade var ki ya vacib el vücud lekel hemdu ve sana aileyi vücudinge yoktur sana. Ay tutup de ey paki parver diyar ben senge kançerle hemdu sana kısama ben seni göre almıyorum dedi. Aleykin kaysı şarkı halklarında Kudanı Allah Teala'yı görüyor adam var. Yok. Bana şu söz bilen, saz bilen, ahayn bilen, usul bilen o şey bir dereceye erişiş. Bana biz bir tek kitabı okup çıkamız bu. Bir dereceye eriştik, biz bir nümeden tanıştık. Ama bakamam şu neyse. Lekin bir de asası neyse o şey perde, tavuş katar, usul ve onun tüzülmesi sonra. Şunu için hemen ben makamı cedek alalım ege. Ve hemen ben makamı tanı alalım ege. Demek bu kengi songi petlerde bana yazıp tüketilgen ilmi işti semboladı. Kitap Xorazm Urfi makamları deyip namlanadı. Onu ham müellifleri? Ham müellifleri bizden hem kesipim Rüstem Baltayev. Bizge Rıma Boğan, Hemrah Boğan o şey eke öke iş çanıklar. Çünkü bunların namanayı makam ansambili. Bu kitapta şunu iyi buldu. Kitabını, başlangıç tarihi nezari kısmını ben tayarladım. Asasi en mükemmel cayını, nota kısmını Rüstem Baltayev tayarladı. Şu notada nime yazılıyor olsa eke ülkelerini o şey namalayı makam ansambili şunu audio video zapislerini kıldılar. Bir günkü günde bu kitabını okup açıp ürgenimi açıp olan adam onu ndegi bulan nota metnini ndegi bulan audio video zapislerini tınlap o şey halata geri bir mala makam ürgen şey mümkün. Yarım əsr bulubdu ki 50 yıl davamında bizler birbirimizi tanıyımız yaşlıktan birge muzike mektep bulsun, ondan keyinki devirler bulsun, bilim yurtu bulsun, konservatoriya bulsun ve herkese. Şu vaxtdan beri birle yani dost bulup birge işlep gelipmiz. Batır Canlı'nın ben şu muzike sahası da okup, bilim alıp muzike şınaz sifatı da kılgan işleri bana Uluq ustazlarımız bağır paytlarında Hacı Kanayken'in yübileyini ötkezemizde bunda Mursiddiq Usmanov televizyon redaktörü şu yardan beri şu bilen bir piridasıyla kılgan paytta bundan beri beni 30-40 yıl ötüp getirdi. Merkez televizyonu Taşkent'ten Hacı Kanayken'in yübileyini ötkezdim bundan beri bir 30-40 yıl ötüp ki şunda soğan dallık bilen özü katlaşıp yani şu ustazlar hakkında bir yaxşı bir köz edildi akıl gereğinde. Hazır hem şu mede muhurlarını tuttular. Bundan taşkarı bana 2000 yıllara kendi Batır Can bilen bizler hali Xorazm muzike sahasının açılmayan kararlarından bittesi tambur çizgileri hakkında bizlerge malumatlar geldi. Şunu başla geneydik. Şimdi o payda başlayan paytımızda özümüz, yengimiz, çümmimiz kol urup, ürgenip, şu tambur çizgini birinci başlanışları şu Batır Can'ın üyüde başlangıya.
Çünkü 2000'ci yıllarda malum bir menbe yok ülkemiz desek, bir cay yok. Özellikle kolu vurup körüp, şu ahenlerini çıkarıp, hatta ki rast makamının teranasını kendi usulüge düşünmezden bitti usul bize Bukhara'ya mı yapar ki yani. Şimdi devirler buldu. Bana kendi devirlerde bize şu sahada pişip, ürgenip, ki ustazımız Mehmet Batırcan Ekeleri, Atanazır Ekemiz Matya Kubu bize meslekat verip, şunca iş kıldınız da indi bunu ilim bilen maklınlar, muhırlenler bunu da disertasyon mevzularımızı yardım verdiler, şunu alasılar da. Mehmet de bu payda düşüne düşünmesinden alıp, bilir bilmez disertasyonu yakıp, yazıp, yaklaşan nöbet kendi afsus ki bizlerki doğru kemedi o. Çünkü Özbekistan'da namzallık disertasyonu bitirip kaldı fakat doktorluk kaldı. Bana vakti gelip bana şu işlerimiz devam kılıp 2021 yılı Royap'a çıktı bireseler. İlmi esaslarıydı geplerimiz. Bana şu tambur çizgileri boyunca işlerini kılıp dutal makamlarını, kalabersa tambur makamlarını ürgenip 2020 yılda Xorazm makamlarının yine bir kırası Urfi makamlar. Yani halkla arasında meşgul olan il makamları da yürütülebilen makamlarını bitti cevabı cemle şunu bir kitabat kalamızdaki fikirler doldurdu. Tuğuldu ve Özbekistan makam merkezinin direktörü Sahipcan Begbetov bilen yapılaşıp ve şu Xorazm namınavi makam ensemble karşıda şurada seminerler ötkezip, ben şu kette bir tartışmalar bulup, Urfi makamlarının yazılarını doğrulup, onun tarihi ildizlerini ürgenip, bir kitaba şekli yap geldik. Şimdi damla, Xorazm sanatı bilen cüde boy sanat, tarihen kette kısmını öz içi yaladı. Xorazm'dan cüde köplep sanatçılar yetişip çıkan, lakin şu musika sahası da mesela onu ilmi örgeniş derecesi de ne gelir? Kızıkışken bırak koyayım mı? Siz kanda yıkılıp bu musika şunaslıkçı kızıkkansınız? Ben hazır şunu indim akıla yaptılar. İkinci renesanstı. Üçüncüden aldım ki bu an renesans oşa Temuriler devrine doğru gelir. Peki oşa Temuriler devrini yüksek dereceye çıkartan insan bu Alişer Navai hesaplanır. Çünkü oşa Alişer Navai şu devrini şu devirdeki sazandelerini, şairlerini üzerine eserlerde gösterdiler. Ve şu Alişer Navai'nin büyük insan Xorazm'ını sazperver yurt tepkazından özellemesinde. Ve üzerine ustazı şu Abu Burhan Xorazm'dan buna saz boyunca. Şimdi ben bunu ne için ayırtmak için? Ben şu Xorazm sanatı hakkında, Xorazm medeniyeti hakkında gepirgen de köp cahilerde şimdi bu burada. Musikaşın aslında başka boğan. Lakin min absurd, ben şu şora devirde aynı zamanda şu 20. yıllardan ki oşa devirdeki işte icat kılgan musikaşınasının köpçeliğini yazgan menbelerini hemen yok atıp taşıyor. Hmm. Olmasa musikaşınasla bulmasa, musikaya kızık adam adamla bulmasa 6,5 makam kayda işlenirdi. Hmm. Xorazm suara türkünleri kayırdan gel çıkardı. Biz kuduktan tartıp alanımız yok su kılıp. Ya ki olmasa Xorazm'a has bulan Firuz türkünleri. Hali geçe hemen tesanlı ait edin. Lakin ne gelir oşa suaranı kim yazgan, kim taklit kılgan? Firuzi kim yazgan, kim taklit kılgan? Birer cahide şu hakkında toplanacağı yok. Lekin tarihi menbeler de var. Lekin kat'i tertipke boysuna degen bir musiki eser bular, doğru mu? Hem de su tertipke boysuna degen mesela. Misal için Firuzi özünün yanarışı var. Suvaranı özünün yanarışı var. Makamı özünün yanarışı var. Ayrı vakit aydarlar makam suvarası da. Lekin düşünmeyen hekim bu söz ne doğru neyse. Suvara misal için şunu neyse ki insanlığı, karan makam derece olsa girişe degen derece. Bir de uşa icraçı şu derecesine erişken nesnesini tınlaçı gölüp oturardı. Lakin suara olsa, yani Xorazm'da ne için suara yakışık kalitler, suara kendi itibarı verirler. Çünkü suarada koyulan şu bir şart var. Tınlaçını. İçki hissiyatlarını suretini köseçmen aslında. İcraçı icra kıladı. Oşa tınlaçı şu derece vuruşu gerek suara, tınlaçı özellikle içki hissiyatını, oşa suretini görüş gerek. Şey yatıp garı fenada değilse şunu tınlavcı biliş gerek. Kaysı garda yattı bu, kaysı fenada yattı, Kamil Divani ne makla yattı. Bunu hafız düşündürmeydi. Hmm. Peki o şey suaranı eğer yüksek derecede icra kalırsa
bunu tınlamış edin. Şunun için suara, surayı rivayet okuyacağım. Peki olsa Firuz. Firuz ne için Firuz koyulan namı? Çünkü Harizm'deki o şey mukaddes taşlardan biri Firuz saklanan. Özü altın yüzüke, altın yüzüke. Üstüke Firuz'a kaç koyadı. Özü altın zor nesil olsa ne kadar koyuş gerek var. Çünkü yere sıçradı. Şunun için bu eşyalanan yaratılışın özüne fazla tarihi bulgan. Şu, ben belada yazışı boyunca yazılgan ki şu, Muhammed Rahimullah Firuz devrede şu saraydaki saz bezmi bulup durganda şu ne bir çırağıyla acayip bir mal bulganda Firuz tavşırıp verirdi. Segah makamını nava kısmına, nakş kısmına nezire kılınlar dedi. Makamların içinde en mükemmel özü Segah. Ben büyük büyük, ben şunu taklit kılıp görüyorum ben. Taşkent Radyosu'nda Harizm Segah'ını aitken 5-6 adam var. Kayıl makam derecesinde. Özünü perdesinde aitken. O şey Firuz devrinde aitken Segah makamına nezire kılınlar nakş kısmına diye. Özü çırağıyla ağır makam olsa. Nakş olsa özü şu ağır makama kılınan çırağıyla bir neyse. Neki onlar kandayı bakışla okulmadı, kandayı nezire kılmadı. O şey vakti sazanlara oylanıp oylanıp o şey Harizm'in Segah makamının nakş kısmının asasında Firuz birinci, ikinci şırlalarını yarattı. Şunun için bu Türk'ün bu Firuz'dan hem Mehmet icra kılar mıydı? Lekin keçeriz bugün günde ya ayrım nümeler icra kılar bir usulüne karar mıydı, perdesine karar mıydı? Fakat o şey müşkül karşılığında başlansa ya gibi sözü bile başlansa Firuz'da bu lekin olur. Karan Firuz'dan, Firuz'dan. Şimdi usluk bu, icra kılgan vakta Harizm'e has olan usul oyunu kılınadı. Yani hafız icra kılıp duradığında bir cahine giyen vakta o şey gün tak tekstik et durgan desene çerpesine kılıp verirdi. Bu oturgan adamı bir sirkçe Harizm çalabildi. Çerpesine kılıp verirdi. Lekin ayrım sazendeler yanında olan dairecilerin usuldan çıkıp getirdi. Ben o şey kızıkış nüme kılganımın sebebi Taşkent Radyosu'na varıp görsem o şey nümerde aitlerden Firuz 2 yaş olasını ben adam bile Haytay Babacan'ın aitlerden nümerde New Vidavayet Efir'de yazıp koydu. Aslında rejistör yazıp koydu. Usuldan çıkan da. Usuldan çıkan emez böyle. Harizmçe usul oyunu kılınlar. O şey nümerlerini çepkesine aylantırıp ben geldim. Usulü küçüldü küçüldü kısasını, küçüldü kısasını küçüldü aylantırıp bu özüge has usul bu. Sonra da olsa avaz oyunu var. Ben Harizmçe usul. Bana rahmetli hafız Rusmet'e cümle yazıklı, aitken suaralarını görseniz, Harizm halk dilinde, destinlerinde köprüme kılardılar. Bir de avaz oyunu kıldı. Tınlatıyor, eşitip oturadı. Hafız böyle bir nefes alıp, sözünü tekrarlayıp, cıra kılıp. Lekin hafız şu cahine geldi, şunu kıladı, nefes aması ötüp getirdi. Burada çirkinip kaladı. Ne kıldı bu da? Çünkü o hafıza ansat nesemez. Hem Belent Evci'de nefes amastan, kaytarma nefes yolu böyle ötüp getirdi. Bu Harizm'e has olan uslu. Şunun için hem köp caylarda aitlerler ki ne için bizlere o şey Navai diye büyük adam sazperver yurt hep biri. Yani. Çünkü bizdeki yaratılan makamlar, bizdeki yaratılan mumtaz eşyalarlar, koşuklar bunların hepsi özüne has yönelişi var. Çünkü Harizm'e özüne has şevesi var, musiki şevesi. Harizm'e özüne has olan musiki icraçılık uslu var. Yani şu bilen farklılar var. Ben damlamı bayağı bir yani savalımı şu manada verdim ki bana sizi tingdaşlarınız bizim bana hazır ki devrimizde şey müzik aşınaslık boyunca ilmiş kliyatlı adamlar dedi kem de bana siz aynen saha boyunca felsefe doktoru derecesi giriştiniz. Bu buna kadar derecedeki ilmiş kliyatken insanlar kem benim için doğru mu? Siz kendi kızıkış payda bu yani size aynen şu yönelişte. Doğru. Bir cahı vardı ama bana bizi etrafımızdaki ben dostlarım, şu ben böyle bir iş yapıp yatken bana Semender Kulay bir yani Rüslan Baltayev'la. Semender bugün günde şu sene sakasındaki birinci profesörlerden biri. Çünkü o insan bana şu sene şuna sırf sakasında kılığa işi. Rozmer Cümel Yazıf hakkında kitabı yazdı. Kamucan Atan Yazıf hakkında kitabı yazdı. Atacan Kudaş Gürüp hakkında kitabı yazdı. Kanı başka respublikada şimdi büyük hafızlar hakkında yazılıp duruyor mesela. İkincisi, misal için benim yanımda her daim şimdi bakıyorum Rüstem Baltay. Şu Harizm'deki mahsus yazılan nota yazılığını bir günkü zamanını mesela ögürdü. Telege. Kette tel bırak. Yakin olsa benim zamandaşım, benim kurstaşlarım bu kadar, benim Metresul Semen'de, Rüstem, Metresul Mecaku, Sunnay boyu çakarın, Sunnay, Harizm, Sunnay, Cüraşırık üslubunu, ne fakat Harizm'de, bütün dünyaya gözetti. İcra usulü, Van kitap yazdı. Şimdi bizlerin izdaşlarımız, bana hazır bir günden, bana şagirdlerimiz, bunlar hepsi izlenişte. Kaysedir bir Harizm'in usulü boyunca, kaysedir onu pedagogik anlayışı boyunca, kılayaptır ilmi iş. Lekin kaçan nama bularken, mesela bana
vakt uçuşu, devir uçuşu bilen bu nesil kürsetilerdi. Kuda halası şularım, şu nesilge, şu dereceye erişerdi diye niyette ben. Bana bugün uşa Uzbek musika sanatı kola varsa, Xorazm musika sanatı fidoilardan, bana şu o'rganish borasida jonbozlik ko'rsatayotgan olimlarimizdan biri Botir aka Rahimovdir. Biz mana shu Botir aka Rahimov bilan ancha yillardan beri do'stligimiz, qolaversa birga bir ijodiy ishlarni qilib kelayotganimiz bois mana yaqinda 2019-yilda mana shu musiqa ta'limi kafedrasi ichida madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish yo'nalishi ochilib, mana shu yo'nalishga bizni taklif qilganlar. O'shandan beri mana birgalikda ishlab kelyapmiz. Bugun mana shu musiqa ta'limi kafedrasi ikkiga bo'linib, ijrochilik va madaniyat kafedrasi tashkil qilindi. Mana shu kafedra ichida madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish yo'nalishi ham mana shu ijrochilik va madaniyat kafedrasida hisoblanadi. Endi Botir akamizni bugun qilayotgan ishlarini qolaversa mana shu jonbozligini, eng asosiysi mana shu ishga bo'lgan muhabbati, fidoiligini aytmasdan hech qanday ilojimiz yo'q. Chunki Botir akam bugun mana shu kafedrada, kafedra mudiri bo'lib ishlayotgan bo'lsa, hamma vaqt shu kimgadir yordam bergan, kimnidir o'sha yaxshi kunlarida hamisha yonlarida bo'lgan. Qolaversa mana shu maqom san'ati bo'yicha mana kitoblar chiqardilar. Qolaversa mana shu san'atshunoslik falsafa doktori unvoniga ega bo'ldilar. O'zi aslida san'atkorlar oilasidan chiqqan. Biz ustozimiz Matyoqub Rahimov O'zbekiston xalq artisti mana teatrda bir necha yillar ishlab mana shu teatrdan nom qozongan, teatrni fidoiy insonlardan bo'lgan mana shu Matyoqub Rahimov buni nafaqat bugun Xorazmda, butun O'zbekistonda juda yaxshi biladilar. Chunki mana shu san'atkorlar oilasi bo'lgandan keyin Botir akamizni bugun o'sha san'atga, qolaversa mana shu musiqa san'atiga bo'lgan ixloslari juda katta bo'lgan. Shuning uchun ham bugun nimaiki bir suhbat bo'ladigan bo'lsa, nimaiki bir anjumanlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu Botir akamiz ajoyib o'zini suhbatlari bilan, qolaversa o'zini ma'ruzalari bilan qatnashib keladilar. Qo'yingki bugun nimaiki mana shu yangiliklar qilinayotgan bo'lsa san'at sohasida, mana shu Xorazm maqomchilik san'ati borasida nimaiki qilinayotgan bo'lsa, mana shu insonda bugun ko'rishimiz mumkin. Endi biron bir ilmiy ish qilish uchun domla ilmiy baza kerak, to'g'rimi? Bir qandaydir holatlarda arxivlardan foydalanishga to'g'ri keladi. Mana shu Xorazmda yashab turib, shu yerda shu faoliyat ko'rsatib turib, shunda ilmiy ish qilish mumkinmi? Yoki siz nimalardan foydalangansiz mana ilmiy ishlaringizda? Endi oldingi bir ko'rsatuvlardan aytib o'tdim. Kamoljon aka to'g'risida qilinganda. Men baxtli odamman. Sababi men tug'ilgan mahallada, Urgan shahridagi 11-chi mahallada o'zimda yashayman. 6 O'zbekiston xalq artisti, 7 O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 2 san'at arbobi yashab o'tgan. Qarang, bir mahallada bir 350 400 ga yaqin xo'jalikda 6 O'zbekiston xalq artisti, 7 dona xizmat ko'rsatgan artist, 2 dona san'at arbobi. Meni san'ata yo'liqtirgan, meni san'ata boshlagan shu odamlar bo'lgan. Qolaversam, men o'qigan vaqtda yaxshi bir chiroyli bir inson, ajoyib bir olim bo'ladi, Leonidovich Kovalyov degan. Men shu konservatoriyaga o'qishga bormasdan oldin, u yillar 70-chi yillarda bu yerda ekspeditsiyaga kelgan ekan. Har yili shu kanigula chiqish jarayonimizda meni chaqiradi, batareyni so'zadi. Biz ruscha nima qilardi? Mana senga shuni topshirib, bugun Vohirjon Fayozovni falon-falon narsani olib kelsang yozib, men seni birinchi kursda, ikkinchi kursda o'tdi deb nima qilaman? To'g'risi men yomon ko'rar edim shu vaqtda. Hamma kanikula chiqib ketadi, menga 4-5 nimani berib, majburlab berdi, so'raydiki. Lekin hozir shu insondan men millatdorman. Shu Xorazmda yashagan o'sha talabalik vaqtimizda Xorazmda yashagan deyarli barcha san'atkorlar bilan muloqotda bo'lishar, barcha san'atkorlarning yonidan borib ulardagi bo'lgan narsani yozib olishga sharaf bo'lganman. Meni musiqa shunosiga yo'naltirgan narsa o'sha meni mahallamdagi sog'landalar, meni mahallamda yashagan san'at ahli bo'lgan. Mahalladagi muhit demak. Birinchi mahalladagi muhit bo'ldi. Shu mana shu yo'naltirgan shu narsaga olib kelgan narsa mahalladagi muhit. Shular qiziqtirgan. Endi ilmiy ishlaringizni qilishda qanday ma'lumotlardan, materiallardan foydalangansiz masalan? Kimlarning asarlarini o'rgangansiz? Qanday o'zi shu ilmiy ish qilish bo'yicha bizda
shunaqa bir nimalar bor, masalan, adabiyotlar bor. Endi masala to'g'risini aytadigan bo'lsam, shu 90-yillargacha o'rgangan, mana o'qigan 70-80% adabiyotlarni hammasi chippakka chiqib ketdi. Chunki o'sha paytdagi adabiyotlarda mening uchun bo'lgan, mening qalbimdagi bo'lgan o'sha Xorazm san'ati, o'zbek san'atiga bo'lgan narsalar juda ham kam edi. Lekin bizni mana shu keyingi vaqtda mustaqillikdan keyingi bo'lgan joyda nima qilgan narsa birinchi o'sha Mullabekjon Rahmon va Muhammad Yusuf Devozodalarning Xorazm musiqi tarixchasi 1925-yilda arab yozuvida Xorazm shevasida Moskvada chop qilingan kitob. 25-yil. İkinci manba Abdurrahim Fitatning o'zbek klassik musiqasi. Men endi bir nima qilishaman, shu darajaga bordi, hozir shu kitoblarda birinchi men nima qilgan desam, har bir varaqindagi bo'lgan narsa yod bo'lib ketdi. Qayta-qayta o'qib, qayta-qayta o'qib. Keyin bir narsa mana Isoq Rajabovning maqomlar masalasiga doir degan kitob. Qarang, o'zi filologiya fanlari doktori bo'lgan, lekin o'sha maqom bilan bog'liq bo'lgan narsalarni yozgan. Keyinchalik mana Otanazar Machapovning kitoblari qanday ekan. Bu ham bir qancha Xorazm maqomlari tarixi nazariyasi bilan bog'liq narsalarni qildi. Lekin eng asosiy menga ilmiy ish qilish uchun tayanch bo'lgan narsa bu Xorazm muhitidagi bo'lgan mana shu ijro an'analar. Men aytibman, bora aytib o'tdim, Firuz to'g'risidagi, Suvora to'g'risidagi. Qarangki, agardagi shuni hali men hozir ham qancha eshitsam ham tushunmagandim bo'laman o'sha Suvoralarni, Firuzlarni. Qancha kirib borsam odamni shunday tortadi, o'sha magnetga o'xshab tortib boraveradi. O'rgangan sayin o'rganasan, o'rgangan sayin o'rganaverasan. Bir shunday qiziq voqea bo'ldi. Bir o'tgan yili Buxoroga bir konferensiyaga borishda yonimizda bir ikkita boshqa yo'nalishni o'qituvchilari bor edi, men mashina haydab turadim, o'sha radioni qo'yib, nimani qo'yib, ovozni ashulani qo'yib borsam, birisi menga nima qildi? Ay jo'rada to'xtat dedi, Hajixonni dedi, bir ashulasini 12-chi marta eshiting dedi, boshqa narsa qo'y, radioni qo'y dedi. Eshitgan narsamiz o'sha Firuzikkining Dunovat Boltayev bilan aytgan. Eshitgan sayin odam xuddi bir tashqaridan nafasdan mana to'yib, havodan nafas olgandek olasan. Ana shu narsalar, masalan, Xorazmni yana aytaman, o'sha qo'shiqlari, Xorazmni soz ijrochilik san'ati, Xorazmdagi bo'lgan mana shu musiqiy muhit bizni shu darajaga olib keldi deb o'ylayman. Lekin hali bu men qilib turgan narsam, men bir katta bir nimani ummonni ochdim deb o'ylamayman. Men shu nimaga endi bir qadam qo'yib kirdim. Xudo xolasa, shu shogirdlarimiz bilan shu ummondan yana kerakcha o'rganib, yana o'zimiz ishimizni davom ettiramiz. Endi bundan tashqari yana o'sha ilmiy ishlarni qilishda san'atkorlar bilan hamkorlik ham qilish kerak bo'ladi. Siz mana shu faoliyatingiz davomida qaysi san'atkorlar bilan yaqindan hamkorlik qilgansiz ilmiy ishlarni qilishda? Endi mana shu 2002-yilda tambir chizgilarini qo'lyozmasi topilganda biz bir kichik guruh bor edi. Guruh bo'lib yo bir norasmiy emas. Oddiy xorazmchalab aytganda bir o'tirishma qilar edi. Matnazar Abdulhakimov, Hamidulla Aminov hozir sharqshunos, u ham yaqinda mana doktorlik himoya qildilar. Qolaversa Ruslan Boltayev, Samandar Xudoberganov, men 4-5imiz o'tirib shu bir nimani muhokama qilib boshlaganmiz. Birinchi o'sha tambur chizg'inidagi so'zlarga yetaklagan odam bizani Matnazar Abdulhakimov bo'ladi. Ikkinchisi o'sha atrofimizdagi bo'lgan Samandar, Ruslan madrasi bo'ladi. Shular bilan shu narsani o'rgandik biz, shu narsaga e'tibor berdik va o'shandan asosiy narsalarni oldik. Keyin uchinchi narsa men aytaman, shu har doim o'sha quloqimizdan ketmaydigan ashulalar. Ana shu narsalar bizani asosiy bir qanday bo'ldi desakam bo'ladi. Botir aka, bizada kafedra mudirchiligida ishlab ko'p vaqtdan beri kafedra mudiri bo'lib ishlab kelmoqda. Uni qilgan ishlarini, hozirgi qilib turgan ishlari, uni oldingi qilib turgan ishlarida, masalan, hozirgacha shu kafedramizni yuksalishinda katta ahamiyat kasb qildi. Men Botir aka bilan o'qish davrimda tanishganman, uni qo'lida tahsil olib boshlaganman. Shu 85-yillarda bizada Botir aka musiqa tarixi fanidan darsga kirganlar. Shu davrda musiqa tarixida nazariya fanlariga qiziqish katta bo'lganmanda, shu Botir aka orqali bu qiziqishlarim hozirgi davrda mana ishlab kelayotgan paytimda ham buni men o'zim o'quvchilarimda qo'llab kelmoqdaman.
Hazırki dövrdə mənə ustaz şagird ənənələrə riayət qılğan halda Damla bilan birgə işləb kelməkdəmən. Köp illərdən bəri Batır aka məni jurnavoz bolub işləb kelish jarayonumdan məni oqutuvçi dərəcəsigəcə çıxarganlar. Mənə 2007-ci ildən bəri Batır akanın qolunda mən oqutuvçi bolub işləb kelməkdəmən. Bundan köp faxrlansam ham arziydi, çünki köp nərsələrini mənə öyrətdi. Bu musiqa sahəsində ham okuçulara ders veriş sahasında hazır ki kılıp durgan ilmi işlerimizde hem bizlere ustazlık kılıp gelmektedir. Damla bana bugün günde Uriyanş Devlet Üniversitesi'de şu Sanatşunaslık Fakültesi'de icraçılık ve medeniyet kafedrası'da müdür sıfatı faaliyet yürütüp geliyapsız. Bu iş içimizde yenge teşkil boyayan kafedrayken şu boyunca hem malumat verip etseniz. Musiki talim sahasını yeniden kengetirip maksatı da Musiki talim kafedrası ligisi de yenge bir yönelişle açıldı. Bula vakal, ananevi hanandalik, çalgı icraçılığı, medeniyet senet muhassasalarını teşkil kılış ve başkarış diyeyim var. Ana şu iki yıl faaliyet gösterdiğimizden keyin kafedranın terkibi ve okul saatleri güdeyem kengek gitti. Ve bana bir yıl 2021 yılda o şey yenge açılgan yönelişlerin ligisi de icraçılık ve medeniyet kafedrası teşkil kıldı. Hazır günde bu kafedrada 20'ye yakın profesör okutucu faaliyet göstermekte. Ve o şey kafedrada asasen 3'te yönelik boyunca icraçılık yönelişi, vakal kanenderik yönelişi, medeniyet senet yönelişi boyunca talebelerine sabah verilmiş. Şimdi kandayı maksatlarını koyuyan sizlerine aldığınız ya mesela? Maksat, şimdi ne diyorsunuz? Maksat şundan ibaret ki, bana çalgı icraçılık boyunca. Bugün günde o şey talebeler, orta maksus bölüm yurtunu tüketkenden keyin, ya ki bu masa müzik mektebi tüketkenden keyin, ula özünün faaliyetleri kayrı devam kıldıra degen bir soru koyuldu. İşte çalgı icraçılık yönelişi var. İkinciden Xorazm, bana aittik bu bayağı yukarıda sözümüzde icraçılık boyunca ve oşa koşuculuk sanatı boyunca en bir yetekçi vakalardan biri. Maksat oşa vakal falan delikin açılıştan maksat bu akademik vakalamaz ya ki olsa estrada yönelişimiz. Oşa milli makam sanatıyla, milli koşuculuk sanatına yöneltilirken talebelerini teyarlar. Şimdi medeniyet senet muhassasaları bana teşkil kuruş maksadında ne mevcut? Çünkü bana bu medeniyet sahasında, senet sahasında alim ve muhattı mutakassislerini teyarlar maksadında bu yöneltiler açıldı. Kürsatuğumuzda türlü saha vekilleri bilen sohbetleşemiz, uçuraşemiz ve daim şu bir nesilge kızıkaman mutakassis sıfatı da özü faaliyet kürsatıyorken sahada kendi yine bir yengelikler kılış gerek, kaysi muamma ya kemçeliklerini bertaraf kılış gerek diye böyle istegen savalını veremen. Elbette memleketimizde mene senet, medeniyetini rivojlantirish bo'yicha keyingi yillarda juda katta işler olib borildi. Qilinyapti, e'tibor katta. Lekin baribir o'sha muammolar yana albatta bor. Ularni yechish bo'yicha tashabbus o'sha pastdan chiqishi kerak deb o'ylayman. Siz mutaxassis sifatida qanday taklif yoki tavsiyalarni bergan bo'lar edingiz? Qanday muammolar bor deb hisoblaysiz? Boyam eslab o'tdim men Matnazar Abdulhakimovning ikki qator she'ri bor. Xorazmni kavlasang yer daryolar chiqar, Xorazmni kavlasang yer dunyolar chiqar. Mana shu soha san'at sohasida agardagi yana 20 ta ilmiy darajali inson bo'lsa, Xorazm san'ati bo'yicha kamlik qiladi. Bir misolni keltiraman. O'sha Firuz davrida Kalanlar dönmez degen saray sazandası tamamından fortepiano çalgı asbabı için oşa Rusya bilen alaka yakılagandan ki Firuz saraya fortepiano aldılar. Fortepiano çalgı asbabıya mahsus maslama koyup makamlarını icra kılınadırken maslama kılındı. Oşa kağaz elenip ötkenden ki oşa valikle elengenden ki fortepiano klavişleri harekete gelip makam küller icra kılındı. Bu 19. eserin ahırında kılınan eserlerden biri. Bugün o şey maslamanın kağızı saklanan şarkçılansızlık üstüde ben şimdi top kurdu. Peki min efsus o şey 50. yıllarda kirliyen Brafçoğlu'nun bir damak alası var Haridim Sikparada da 50. yıl 25. Ağustos'ta çarpılığında şöyle yazgan. Biz ekspedisyon kadınları Razakat'a Amanık'tan şu çalgını mesela aldık ve Rusya'ya alıp gitti batımıza. Rusya'nın kayırına alıp gitti onu. Kayırına alıp vardı.
Mana hozir bizlar mana shu ilmiy ishni himoya qilgandan keyin birinchi oldimizga qo'ygan nimamiz, maqsadimiz o'sha qo'yilgan maxsus apparatni topib olish. Bu endi mexanik uskuna bu, to'g'rimi? Mexanik uskuna, lekin shunday qilingan, fortepianoga shunday moslangan, o'shani aylantirib qog'ozga qo'yib, o'rta fortepianoning klavishlari xuddi ana multfilmda kuchalmadi, fortepianoning klavishlari haradagi harakata kelib, maqom kuylar chalib. Bu haqda maqola yozilgan, kitobda yozilgan. Osha moslamani qog'ozi saqlanib qolingan. Endi ular moslamani qog'ozini tushunmagandan keyin tashlab ketganlar, bular yotgan qog'ozlarga. Lekin shu top-top bo'lib hozir kundan saqlanib turibdi. Bu birinchi narsa. Ikkinchidan osha o'quv jarayonini yana qaytadigan bo'lsak, bizning maqsadimiz bugungi kunda osha talabalar shunday bir nimani qo'yatmiz, zamon talabi. O'zini ijro qilib turgan ashullasi, yoki bo'lmasa o'zini ijro qilib turgan kuyi bilan onu kalbdan kılmasa, onu düşünüp yetmese, hiç vaktan bu yakşı aşırlar, yakşı bir bal almıyor. Kaçan o şey, nüme, icraçı şunu içine girse, ya ki olsa şunu icraçı özünü kalbinden ötkezip icra kılsa, onu tarihine, onu nezeresine düşünse, şunda bir gelir. Çünkü maksadımız bugün bize talebelere koyup bir kanımamız ve kirlisi de şuna seni hemen aşırışa hareket kılmakçımız. Meyli, törtte küyü çalmasın, ikide küyü çalsın. Törtte aşırılığa etmezse, ikide aşırılığa etse, neki şu aşırılığının mezmum muhafiyetine düşünüp kaçışını aşırı koymak için. Benim bizim asasi kutturgan, bir gün gününde bizim niyet kutturgan nesemiz şunla ibaret. Nomla katta rahmet, mezmurli suhbat için sizge minnadorchilik bildiramiz. Keyingi faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar, siz tashrif ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Eslatib o'tamiz, unda Urganch Davlat Universiteti, San'atshunoslik fakulteti, ijrochilik va madaniyat kafedrasi mudiri, taniqli san'atshunos, san'atshunoslik bo'yicha falsafa doktori Botir Rahimov mehmon bo'ldilar. Keyingi ko'rsatuvimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.